Hayır, bunlar TikTok fenomenleri değil. Değişen Türkiye'nin yeni mafyası. İsimleri de komik. Daltonlar, Şirinler, Redkit çetesi, Çirkinler, Mardinlisi, Adanalısı, Karadayısı. İşte tek mili birden değişen yeni Türk mafyası. Ama seni karım yapacağım, haberin olsun. Bunu hiçbir zaman unutma. Eskiden büyük mafya grupları vardı. Sedat Peker, Kürt Ahmet, Alaaddin Çakıcı, Sedat Şahin, Sarallar gibi büyük gruplar. Bir çete reisi olur, kendine bağlı adamlarıyla faaliyetlerini yürütürlerdi. Mekanları, yaptıkları işler belliydi. Uyuşturucudan özellikle uzak durmaya çalışırlardı. Artık mafya şekil değiştirdi. Bu ağır abiler, geri plana çekilerek işlerini eski namlarıyla yürütmeye devam ederlerken, yerlerini yeni örgütlere bıraktı. Vermezlerse alacaksınız, tamam mı? Peki kim bu gruplar? Polisin yaptığı analizler sonucu profillerine gelin hep birlikte bakalım. Bir lidere bağlılıkları az, para peşindeler, uyuşturucu, özellikle kokain dağıtımı ana gelir kaynakları. Bazen suikast ihaleleri de alıyorlar. Uyuşturucu dağıtımını ve cinayetleri motosikletle veya lüks araçlarla yapıyorlar. Yaş ortalamaları düşük. Bundan dolayı hesapsız kitapsız, acımasız eylemler yapıyorlar. Birbirlerine TikTok'tan canlı yayınlar açarak meydan okuyorlar. Grup bağlılıkları yok. Bir gün Redkit'lerle takılan bir ay sonra başka bir grupla hareket edebiliyor. Bu ekonomik krizde seçtikleri bu yol, para kazanmalarına, lüks araçlara binmelerine, eğlence mekanlarına takılmalarını sağlıyor. Gelin kafanızda daha iyi oturması için bu çetelerden birkaçını mercek altına alalım. Hem de bu çeteler polis tarafından yeni operasyon yedi. İstanbul'un Bağcılar bölgesi gençleri bir çete kurdular. İsmi Çirkinler. Birkaç cinayet de işlediler ama kimse umursamadı. İnternet fenomeni güzel Ece Rona ile anlaşıp Ece'nin eski kocası Mehmet Bilir'in otogalerisini kurşunladılar. Mehmet Bilir ise gidip rakip başka bir grupla Daltonlar çetesiyle anlaşıp eski karısı Ece'ye ait iki güzellik merkezini Kalaşnikov'la tarattı. Çirkinler ve Daltonlar arasında uyuşturucu dağıtım ağı ile ilgili ciddi bir yer kapma savaşı var. Birçok yerde silahlı çatışmaya girdiler. Hatta İstanbul-Haliç Köprüsü üzerinde bile çatıştılar, bir kişi hayatını kaybetti. Son dönemde bu savaş iyice kızıştı. Daltonlar çetesi 10 Şubat 2024'te Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde her zamanki gibi hasımlarını arıyordu. Daltonlar ekibi sokaktaki silahlı sivil polisleri hasımları sanınca sokağa doğrulttuğu Kalaşnikovları ateşledi. Saldırıda sokakta yürüyen 32 yaşındaki Ebru Güneş ağır yaralandı. Polis iki gruba da olaydan bir hafta sonra operasyon yaptı ve çete üyelerinin 16'sı tutuklandı. İşte Türkiye'deki küçük bir mafya grubundan bir kesit böyle. Ya arkasındaki baronlar? Daltonlara kokaini dağıtmaları için temin eden Siirtli Naci olarak bilinen Naci Yılmaz yurt dışında saklanıyor. Naci'nin İstanbul'a gönderdiği kokainleri, tutuklanan çete lideri Ayhan Bora Kaplan da yanında uyuşturucudan sorumlu polis müdürüyle birlikte gelip Ankara'ya taşıyordu. Süleyman Soylu'nun koruması altında olan Ayhan Bora Kaplan tutuklandı. Daltonlar yeni operasyon yedi. Rüzgar tersine dönmüş görünüyor. Özellikle Interpol'ün yaptığı ve artık Türkiye'nin taşıyamadığı bu suç örgütlerine her an sıra gelebilir. Mersin, İzmir limanını kendilerine karargah yapan Türkiye'nin üst düzey baronları, İspanya'da saklandığı belirtilen Siirtli Naci gibi kilit isimler istim üstünde.